Masal keyfi. Bir varmış, bir yokmuş. Bir tane yakışıklı prens varmış. Bu prens gerçek bir prensesle evlenmek istiyormuş. Fakat karşısına hep sahte prensesler çıkıyormuş. Ay öyle yani, ben gerçek prensesim. Aa kıza bak, yerleri nasıl siliyor, hiç benim gibi silemedi. Sen yerleri mi siliyorsun? Ay sesi düşündüm galiba. Ben seninle evlenmek için yalan söylemiştim. Ben bir yalancıyla evlenir miyim sanıyorsun? Çabuk git sarayımdan. Of, ben bu gerçek prensesi nasıl bulacağım? Gerçek bir prenses varmış. Yolunu kaybetmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe dümdüz gitmiş ama evini bulamamış. Derken yağmur başlamış. Yağmurlu bir günde tıpkı bugün gibi. Prenses ne yapacağını bilememiş. Bir sağa bir sola koşturup durmuş. Havada kararıyormuş, çok korkmuş. Üstü başı kir içinde kalmış. Sonra uzaklarda bir ışık görmüş. Işığa doğru yürümüş, bakmış bir ev. Hemen o evin kapısını çalmış. Kapıyı açın, ne olur kapıyı açın. Ben prensesim, yolumu kaybettim. Aslında çaldığı kapı sarayınmış. Kapıyı kraliçe açmış. Açtığınız için çok teşekkür ederim. Ben prensesim, yolumu kaybettim. Tamam kızım, sakin ol. Burada güvendesin. Geç şöyle, sen bir duşunu al. Sonra yat, uyu, dinlen. Yarın görüşürüz. Kimmiş anneciğim o? Prenses olduğunu söyleyen bir kızcağız. Peki gerçek prenses olduğunu nasıl anlayacağız? Merak etme oğlum, benim bir fikrim var. Ona bir yatak hazırlatacağım. Bu yatak kas tüylerinden oluşacak. Ama altına bir bezelye tanesi koyacağız. Eğer prenses bu 20 kattan oluşan yatakta rahat edemezse, anla ki gerçek prensestir. Prenses duşunu almış. Çok şükür buraya geldim. Şimdi gidip rahat bir uyku uyuma zamanı. Prenses o gece hiç rahat uyuyamamış. Bir sağa dönmüş, bir sola dönmüş. Tekrar sağa dönmüş, tekrar sola dönmüş. Derken sabah olmuş. Üf, bir türlü uyuyamadım. Ne var bu yatağın altında böyle? Sırtım esmen dökülüyor. Of, nasıl belim ağrıyor. Ne vardı böyle sivri bir şey altında bilmiyorum. Tüm gece uyuyamadım. O gece uyuyamayan bir sida varmış. Bu da yakışıklı prensmiş. Bütün gece merakla beklemiş. Çayını içmiş, kahvesini içmiş. Merak etmiş acaba gerçek prenses mi değil mi? Nasıl kızım, rahat uyuyabildin mi? Kusura bakmayın ama hiç rahat edemedim. Ben yalan nedir bilmem. O yüzden doğruyu söylemem gerekiyor ama yatak çok rahatsızdı. Kraliçe kızın dürüstlüğünü çok takdir etmiş. Ayrıca gerçek prenses olduğuna inanmış. Gitmiş hemen bu haberi oğluna vermiş. Sonunda aradığımız gerçek prensesi bulduk oğlum. Prens bu habere çok sevinmiş. Hemen prensesle görüşmek istemiş. Onunla buluşup ona evlenme teklifi etmiş. Benimle evlenir misin prenses? Prenses evlenme teklifini kabul etmiş. Sonra da sonsuza dek mutlu yaşamışlar.
Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Ben biliyordum zaten onun gerçek prenses olduğunu. Gelin karnını toprağına çekermişim. Bu gelin de aynı bana benziyor. Sizce de öyle değil mi? Ha ha ha. YouTube Masal Keyfi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Masal Keyfi. Masal Keyfi. Bir kapı vardı. Hiç açılmayan bir kapı. Gerçekten açılmıyordu. Kim uğraştıysa uğraşsın, ne olursa olsun, hiçbir şekilde açılmayan gizemli bir kapıydı bu. Herkes çok uğraştı ama bu kapıyı bir türlü açan olmadı. Bu kapının varlığından tüm ülkenin haberi oldu ve tabii ki kralın da. Tüm ülkeye haber salın. Bu kapıyı açana bir çuval altın vereceğim. Açılsın şu kapı artık. Herkes açmak için çok uğraşmış. Kimisi omzuyla vurmuş. Kimisi tekme atmış. Kimisi yumruklamış. Kimisi topla tüfekle vurmaya çalışmış. Kimisi dinamit patlatmış. Ne yaptılarsa yapsın bu kapı hiçbir şekilde açılmıyormuş. Madem bu kapıyı açamıyorsunuz, üzerine tırmanıp arka tarafta ne olduğunu öğrenin. Askerler tırmanmaya başlamış. Bir de ne görsünler? Onlar tırmandıkça kapının boyu uzuyormuş. Göğe kadar uzamış kapı. En sonunda bu fikirden de vazgeçmişler. En sonunda küçük bir kız gelmiş. Ben bu kapıyı açabilirim. Hem de çok kolay. Demiş küçük kız. Kral dahil hiç kimse inanmamış bu küçük kıza. Ülkenin en güçlü insanları geldi, açamadılar. Sen mi açacaksın bu kapıyı? Minik kız kararlıymış. Kapının yanına gitmiş ve şöyle demiş. Tatlı kapı, güzel kapı. Sen ne kadar güzelsin böyle. Ne kadar güzel bir kapısın böyle. Lütfen açılabilir misin? Ve o sırada herkesin çok şaşıracağı bir şey olmuş. Kapı açılmış. Kapının arkasında harika bir bahçe varmış.
Herkes bu küçük kızın kapıyı açabilmesine çok şaşırmış. Sormuşlar, nasıl oldu peki? Nasıl açabildin bu kapıyı? Hiç kimse benim gibi kapıyı sevmedi ki. Kapı hep şiddet gördü. Açılsana salak kapı, manyak kapı, açılsana be kapı. Hep kapıya kötü söz söylediler. Hep şiddet gösterdiler. Öyle olunca niye açılsın ki? Çiçekler de bu arada çok güzel kokuyormuş. Bahçe çok güzelmiş. Gerçek hayatta da öyle değil midir? Şiddetle bazı şeyleri başarabileceğini düşünen insanlar ne kadar da yanlış düşünüyorlar. Güzel söz o kadar önemli ki açılmayan kapıları bile açabilir. Hani derler ya, tatlı dil yılanın deliğinden çıkarır diye. Siz olun, her zaman sevgi ve hoşgörüyle yaklaşın. Öfkeyle kalkan zararla oturur. İyilik yap, iyilik bul. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Masal keyfi. Bir varmış, bir yokmuş. Sen otuz varmış. Kız çok üzgünmüş. Bir tane kız varmış. Bu kız çok üzgünmüş. Çünkü kendisine eziyet eden iki tane üvey ablası ve bir tane de üvey annesi varmış. Üvey annesi ve üvey ablaları sıcacık odalarda yaşıyorken Cinderella soğuk odada kalıyormuş. Sadece şömineyle ısınıyormuş. Şöminenin külleri Cinderella'nın üstünü başını batırdığı için ablaları ona kül kedisi adını takmış. Gerçekten çok soğuk, çok üşüdüm. Hemen ısınmak için oraya gitmeliyim. Kül kedisi. Ah, nerede bu pis şey? Kül kedisi. Ne oldu çocuklar? Anne, çok acıktım. Kül kedisi hala sofrayı hazırlamadı. Kül kedisi güzel sofrayı hazırlamış. Sonra hain abla gelmiş, bütün sofrayı dağıtmış. Üstelik suçu da kül kedisine atmış. Anne, baksana kül kedisi ne yaptı? Seni sakar. Hemen sil şuraları. Sofrayı topladıktan sonra da avizeleri sirkeli suyla sil. Sonra da kahvemi getir. Sonra akşam yemeğini bodrumda yiyebilirsin. Kül kedisi sofrayı toplamış. Daha sonra yerleri silmiş, tuvalete olmuş, camları silmiş. Çok yorulmuş. Ay, gerçekten çok yoruldum. Biraz otursam fena olmaz. Şöyle geçeyim de bir oturayım. Ama nerede? Kızcağızın oturmasına bile fırsat vermiyorlarmış. Aa, kalk bakayım. Kalk. Kalk. Cinderella yine kalkmış ve çaresizce iş görmeye başlamış. O sırada bütün ülkede önemli bir duyuru yapılmış. Duyduk, duymadık demeyin. Prensin evleneceği kişiyi seçmesi için balo düzenlenecektir. Bu baloya tüm halkımız ve tüm genç kızlarımız davetlidir. Prens bizi baloya davet etti bu gece. Kızlarım bugün çok güzel olmalı. Süslenmeleri için onlara yardım et. Tamam, ederim.
Peki bu akşam ben hangi kıyafeti giyeceğim? Sen gelmeyeceksin ki. Neden? Duyuruda tüm genç kızlarımız davetlidir diyordu. Kedileri hariç. Ve balo günü gelmiş. Ay kız baksana kırmızı halı sermişler bizim için. Kırmızı halı kırmızı. Prens beni seçecek. ay saraya bak. Aa, ne kadar evet, çok güzel. Güzelmiş. Ay çok güzelmiş. Evet çok güzelmiş. Kızlar hadi gelin. Siz saraya bakarken prensi kaçıracaksınız. Ay benim kızlar neden böyle? Millet gözünü açar, bizimkiler ağzını açıyor. Tamam, geldik anne, geldik. Onlar saraya gide dursunlar. Kül kedisi çok üzgünmüş. Neden ben de gidemiyorum? Keşke ben de gidebilseydim. Babalaya ben de gitmeliydim. Anneciğim, keşke sen de yanımda olsaydın. Cinderella ağlarken duvarda bir gölge görmüş. O da ne öyle? Bu nereden geldi? Bu şey de ne böyle? Merhaba prenses. Cinderella, ben sana yardım etmek için geldim. Neden peki? Çünkü ben iyi insanlara yardım etmeyi çok severim. Bu söylediklerimi asla unutma. İyiler her zaman kazanır. Kötüler ise her zaman kaybetmeye mahkumdur. Şimdi beni iyi dinle. Sana baloya gitmek için yardım edeceğim. Güzel bir kıyafetin ve güzel bir at araban olacak. Ama sakın unutma. Gece saat 12'de her şey eski haline dönecek. Sakın unutma. Saat 12'yi sakın unutma. Haydi şimdi dönüşüm başlasın. Öte yandan balo başlamış bile. Sonra ne mi olmuş? Bildiğiniz Cinderella masallarındaki gibi işte. Bir tane bal kabağı almışlar, onu muhteşem bir at arabasına dönüştürmüşler. Olan bitene Cinderella çok şaşırmış. İnanamıyorum. Yoksa bunlar rüya mı? Gerçek mi bunlar? Cinderella artık baloya gitmek için hazırmış. Saraya vardığında görevliler ismini sormuş. Cinderella üvey annesinden ve üvey ablalarından çekindiği için adını gizlemiş. Bu yüzden ona isimsiz prenses adını takmışlar. Artık işim bittiğine göre diğer insanlara yardım etmeye gidebilirim.
prensin ise çok canı sıkılmış. Ortamı hiç sevmemiş. Şunlara bak, saçma sapan hareketler yapıyorlar. Benim evleneceğim kız daha ağır başlı olmalı. İstemiyorum ben parti falan, gidiyorum. Prens tam böyle düşünürken Cinderella gelmiş. Karşınızda isimsiz prenses. Kimmiş o? İsimsiz prensesmiş. Aman ne öyle ismini vermek istemeyen seyirci gibi. Balodan gitmeyi düşünen prens düşüncesinden vazgeçmiş. Bu dansı bana lütfeder misiniz prenses? Cinderella saatin nasıl geçtiğini hiç anlamamış bile. Sonra Cinderella saate bir bakmış ki saat 12'ye gelmek üzereymiş. Eyvah, saat 12 olmak üzere, hemen gitmeliyim. Ne demek saat 12 oldu? Gitme hiçbir yere lütfen. Kül kedisi onu dinlememiş. Neden böyle bir şey yapmış olabilir ki? Her şey eski haline dönmeden önce Cinderella evine varmalıymış. Cinderella kaçmış, prens kovalamış. Cinderella kaçmış, prens kovalamış. Prensle konuşmaya çalışan diğer kızlar prensi yavaşlatmış. O yüzden prens Cinderella'ya yetişememiş. Cinderella merdivenlerden aşağı inerken ayakkabısı elbisesine takılmış ve ayakkabısını orada bırakmak zorunda kalmış. Cinderella acele ettiği için ayakkabıyı orada bırakmış ve yoluna devam etmiş. Cinderella'ya yetişmeye çalışan prens ayakkabıyı görmüş. Prens ayakkabıyı gördüğü için çok sevinmiş. Aa, ayakkabı. Bu ayakkabı bana bir ipucu olabilir. Onu bulabilirim bu ayakkabı sayesinde. Ertesi gün bu özel ayakkabının sahibini bulmak için kapı kapı dolaşmışlar. Bu ayakkabıyı bütün genç kızlara denetmişler. Ama ayakkabı hiç kimsenin ayağına olmamış. Sıra bizimkilerin evine gelmiş. Bakalım ayakkabı bunlara olacak mı? Buyurun efendim. Ayakkabıyı ilk önce üvey abla denemiş. Ama tüm zorlamalara rağmen ayakkabı onun ayağına çok küçük gelmiş. Kesin benim ayağım olur. Ayakkabı diğer kızın ayağına da olmamış. Aa, bu evde bir kız daha yaşıyor. Buyurun efendim, sizin ayağınıza da denememiz gerekiyor. Üvey anne ve iki üvey ablasının itirazlarına rağmen kül kedisi ayakkabıyı denemiş. Ayakkabı tam ona göreymiş. Böylece isimsiz prensesin kim olduğunu bulmuşlar. Prens bu duruma çok sevinmiş. Hemen diz çöküp Cinderella'ya evlenme teklifi etmiş. Cinderella da evlenme teklifini kabul etmiş. Siz Cinderella Hanım, Prens Bey'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Peki siz Prens Bey, Cinderella Hanım'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Tüm kalbimle evet. 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 Ben de krallığın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri eş ilan ediyorum. Ayağına basmayı unutmadın değil mi? Tabii ki bastım. Benden kaçar mı? 5,
sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. YouTube Masal Keyfi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Masal Keyfi.